Kıymetli vatandaşlarımız, salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafeye dikkat edelim. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olalım. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız. Ve öncelikli olarak normalde kamu kurumlarına girişlerde uygulanan zorunlu HES kodu uygulamasını ilçemize girişlerde de uygulamaya başladık. Vaka çıkan apartmanlarımıza, binalarımızın giriş yerlerine, giriş kapılarına bu binada COVID vakası vardır. Lütfen dikkatli olunuz uyarılarını asmaya başladık. Daha önce pandeminin ilk dönemlerinde uygulanan dışarıdan ilçemize gelen bütün vatandaşlarımızı 10 günlük zorunlu karantinaya aldık. 10 gün boyunca vatandaşlarımızda herhangi bir şey çıkmazsa vatandaşlarımız normal hayatına devam ettirdik. Bunun haricinde mahallelerimizde vaka artışı 5'in üstüne çıktığında biz mahallemize giriş ve çıkışları da sınırlandırdık ki oradaki vaka sirkülasyonu artmasın diye. Cami hoparlörümüzden ve merkezde de yine cami hoparlörümüz ve bizim emniyet araçlarımızdan sürekli olarak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bu koronavirüs konusunda daha dikkatli olmaları hususunda. Ayrıca biz yine farkındalığı artırmak amacıyla mahallelerimizin vaka sayılarını vatandaşlarımıza bildirdik. Bildirdik ki köyünde, mahallesinde vaka olan vatandaşımız daha dikkatli davransın diyene. Çünkü şunu biliyoruz. Vaka artışı olan yerlerde vatandaşımız, benim köyümde vaka var, ben daha dikkatli olmalıyım. İşte şu evde vaka var, oradan uzak durmalıyım bilincini kendi kendine geliştiriyor. Ve bunda başarıya ulaştık biz. Gerçekten vaka sayılarını açıkladığımız her mahallede birkaç gün sonra vaka sayılarının azaldığını, artışın durduğunu gözlemledik. Onun haricinde biz İstanbul'da derneklerimiz var. Çüngüşlü derneklerimiz Adana'da, Mersin'de var. Bunlarla bağlantı kurduk biz. Ve ilçemizde alınan tedbirlerin, hıfz-ı sıha kurul kararlarının hepsini biz oradan SMS yoluyla, sosyal medya yoluyla bütün vatandaşlarımıza duyurduk. Vatandaşlarımız şunu biliyor, ben ilçeye geldiğim zaman 10 gün boyunca karantinaya gireceğim. Bu anlamda tatil amaçlı geliyorsa tatilinin bir anlamı kalmıyor. Bu anlamda ilçeye gelmediler. Bu anlamda dışarıdan geliş gidişlerin önlemini de kestik. Değerli Çüngüş halkı, ilçemiz genelinde korona vakalarının artmaması için biz ne zaman ki bu tedbirlerin hepsini aldık, vatandaşları bilinçlendirdik, vatandaşlara ne zaman biz uyarıyı yaptık, biz artışın önüne geçtik ve daha sonra kademeli olarak sıfır noktasına kadar getirdik. Kesinlikle tedbirler işe yarıyor. Dün itibariyle günlük vaka sayımız sıfıra ulaştı. Ben bu anlamda vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten almış olduğumuz tedbirlere harfiyen riayet ettiler. Münferit vakalar tabii ki oldu ama genel anlamda vatandaşlarımız aldığımız kurallara, tedbirlere harfiyen riayet ettiler. Ve bugün itibariyle ilçemiz koronavirüs vakası anlamında güvenli bir liman haline geldi. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. İlçemizde virüsün olmaması, efendim kaymakam beyimizin de katkılarıyla yasaklara, kurallara uyarız. Biz ilçe olarak, köylü olarak kurallara uyuyoruz. İlçemizde korona vakaları sıfırlanmıştır. Tedbirlere uygunluğundan dolayı tüm Çüngüş halkına teşekkürlerimizi sunarız.